Ediyor gündüz. Şimdi sosyal medyada çok fazla artık vakit geçiriyoruz. Hem Instagram'da hem Twitter'da, YouTube'da. Ama Twitter sanırım artık daha azaldı. Gerçi bizim YouTube'a için ve Instagram'a daha çok herhalde. Evet, ajans mantığında ilerliyor Twitter ama getirisi var. Getirisi var. Bir haberimiz var. TVNET muhabiri Gökhan Pakkanlar anlatacağımız konuyu şimdi canlı yayında karşınızda olacak değerli izleyiciler. YouTube'dan yayın yapanlara kötü haber geldi. Artık vergi ödeyecekler. Daha öncesinde böyle bir uygulama yoktu. Gökhan yanına uzman bir konuk aldı ve soruları var. Bizler de soracağız şimdi. Gökhan, seni dinliyoruz. Teknoloji günden güne gelişiyor ve o gelişimle birlikte artık hayatımızdaki birçok şey dijitalleşiyor. Son dönemde özellikle bir gelir kaynağı haline de geldi YouTuber'lık. Özellikle genç yaşta, çocuk yaştaki vatandaşlar ve tabii her yaştan insan YouTube sayfası açıyor. Bazıları hobi amaçlı evet açıyor ama bazıları ise buradan gelir elde ediyor. İşte o gelir elde edenlere ilgilendiren önemli bir gelişme var. Bugün o gelişmeyi konuşacağız. Artık gelir elde edenler vergiye tabi tutulacak ve bunun kriterleri neler? İşte bu konuyu detaylıca ele alacağız. Yanımızda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Ali Murat Kırık var. Hocam hoş geldiniz yine. Hoş bulduk. İyi yayınlar Gökhan Bey. Teşekkürler. Tabii şimdi birçok ayrıntı var ama YouTuber'lık son dönemin artık bir mesleği haline geldi. Özellikle küçük yaştaki çocuklar da dahil. Hep tartışılan bir konu vardı. Bundan vergi alınacak mı, alınmayacak mı? Çeşitli spekülasyonlar ama herhalde artık bir netliğe varıldı değil mi? Nedir detaylar? Kimlerden örneğin vergi alınacak? Evet, özellikle sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Gökhan Bey, geleceğin mesleği olarak YouTuber'lık adlandırılıyordu ve özellikle çocuklar, gençler YouTube'a içerikler yüklüyorlardı, videolar oluşturuyorlardı ve tabii geleceğinde gelir kapısı olarak değerlendirdikleri için sürekli zamanlarını burada öldürüyorlardı. Ama sizin de az önce ifade ettiğiniz bu son gelişme, özellikle gelir vergisi kanunundaki bu yapılan değişiklik ve bunun tekrardan yorumlanması artık YouTuber'ların da vergi kıskacında olduğunu gözler önüne serdi. Özellikle 18. maddeye baktığımızda gelir vergisi kanunun burada telifli içerik diye tabir ettiğimiz bir film eseri, bir müzik eseri, bir sanat eseri, ne bileyim bir ressamın yaptığı bir resim, bir heykeltıraşın yaptığı heykel aslında telife dahil oluyordu ve bunlar işte serbest girişimci oldukları için bundan herhangi bir gelir vergisi kesilmiyordu. Ancak bu son yapılan 37. maddedeki değişiklikle birlikte daha rahat bir şekilde anlayış bulmam söz konusu oldu ve 500 bin lirayı kesen, 500 bin lirayı aşan YouTuber'ların artık açık bir şekilde gelir vergisi ödeyecekleri ortaya çıkmış oldu. Ve bu da aslında bizim için de çok önemli bir gelişmedir. Türkiye açısından da çok önemli bir gelişmedir. Çünkü nasıl olsa bunun herhangi bir vergisi yok vesaire diyordu ve kayıt dışı bir ekonomi oluşuyordu. Ve bu dakikadan sonra bu vergi kesintisiyle birlikte artık bu da söz konusu olmayacak. Yani ilk şart, ilk kriter yıllık 500 bin lirayı altına düşmeyecek gelir. Altına düşen gelirden muaf sayılacak. Muaf tutuluyorlar. Özellikle bu tabii ki yıllık bir rakam olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Ve tabii şunu da izleyicilerimiz sorabilirler. Ya tamam ama bu hani nasıl takip edilecek, nasıl izlenecek vesaire diye. Şimdi özellikle bu YouTube'dan gelir elde edenler kendi kişisel hesaplarına baktıkları vakit, yani bu işte ücretin yaptığı hesaplara baktığı vakit burada İrlanda ibaresini görüyorlar. Yani İrlanda'dan yatırılan, genelde İrlanda'dan yatırılan paralar zaten bu oralardan elde edilen gelirler. Bunlar işte CPC dediğimiz tıklama başına maliyet ya da işte videoların içerisinde yer alan bazı reklamlar oluyor. Bunlar da görüntüleme başına maliyet diye adlandırdığımız reklam gelirleridir. Bunları zaten tespit etmek artık zor değil ve vergi kaçırmak gibi bir durum. Hayır. Hatta Gökhan Bey bakın şöyle bir durum var. Bu yasadaki bu değişiklikten sonra geriye dönük bir şekilde de Maliye Bakanlığı tarafından hesaplar incelenecek. Dolayısıyla yani bunun işte ben kaçırdım, geriye dönük herhangi bir işte dediğim gibi vergi ödemedim, bu benim başıma bela olur mu? Evet olur. Geriye dönük bir şekilde de incelemeler gerçekleştirecek ve İrlanda hesabından herhangi bir para akışı söz konusuysa bunun da vergisini ödemekle yükümlüsünüz. O geriye dönükte de yine yıllık bazda bakılacak değil mi? 500 bin liranın altında değilse vergi kesilecek. Kesinlikle. Peki teliften bahsettiniz az önce. Örneğin açtık YouTube hesabı. Biliyoruz ki telifli bir içerikse telif sahibine gidiyor. Ondan da aynı şekilde mi? Bu rakamlar işte 500 bin lira sınırı mı var?
O telif sahibi ne kadar vergi ödeyecek? Yani o sınırlama aynı mı orada da? Evet, tabii ki Gökhan Bey. Zaten bildiğiniz üzere sizin içerikleriniz, aslında geliriniz tek bir hesap üzerine yatıyor. Yani siz bir kanalsınız. Sizin telifli bir içeriğiniz, örnek vermek gerekirse işte TVNET kanalının telifli içeriğini ben kanalıma yükledim. Ve benim 2-3 sene önce size vermiş olduğum bir röportaj videosuydu. Ben bu videoyu yükledim. Ancak bu video geriye dönük bir şekilde de telif haklarına giriyor ve böylece TVNET kanalı bana bir telif atıyor ve buradan elde ettiği gelir, yani benim elde ettiğim gelir, tabii o dakikaya kadar bana yatmış oluyor ama bundan sonra yapılacak herhangi bir o kanaldan, o işte o içerikten kazanılacak herhangi bir gelir tekrardan o telifi atan kuruma, kuruluşa, yayın kuruluşuna aktarılmış oluyor ve tabii ki o da izlenmeye dahil olduğu için o videoda o kanalın tabii ki sahibi içeriği sanki paylaşmış gibi algılanıyor sistem tarafından ve tabii ki o da bir gelir elde ettiği için bu 500 bin limitine o da girmiş oluyor Gökhan. 18 yaş altı da dahil dediniz az önce. Kesinlikle Gökhan Bey, kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelir elde eden 18 yaş altı olsun üstü olsun herkes bu gelir vergisini ödemekle yükümlü efendim. Özellikle bu hani çocuk YouTuber'lar ya da genç YouTuber'lar diye düşünebilir, ya biz acaba ödeyecek miyiz ödeyecek miyiz? Onlar da buna tabi oluyorlar. Zaten bundan dolayı da Gökhan Bey, network dediğimiz bir sistem oluşmaya başladı. Sizin adınıza telif haklarını kontrol eden, sizin adınıza maliye ile işlemleri gerçekleştiren, vergiyi kesen bir böyle bir üçüncül bir işte işlem gerçekleştiren bir kurum ve kuruluşlar meydana gelmeye başladı. Bunlar genelde işte YouTube'un da partneri olmuş oluyorlar. Yani sizin adınıza her türlü içeriği, telif haklarını, işte vergi haklarını kontrol ediyorlar ve siz hiçbir şekilde sadece kanalınıza içerik üretiyorsunuz. Sizin adınıza bu belli bir komisyon dahilinde sizin her türlü işleminizi bu networkler gerçekleştirmiş oluyor. Peki, süremiz daraldı. Bir de YouTube'dan başka bir para kazanma yöntemi de viral reklamlar var. İkinci evet. Bir yöntem. Orada da bu gelir vergisi kuralı uygulanacak mı? Evet, şimdi sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi zaten biliyorsunuz 1000 aboneye sahip olmanız gerekiyor. Son bir yıl içerisinde 4000 saat izlenme ve 10.000 görüntüleme sahip olmanız gerekiyordu. Viral reklamları da sizin az önce ifade ettiğiniz gibi, örnek vermek gerekirse X bir içecek markası ya da X bir giyim markası, bunlar ne yapıyorlardı? Ürün gönderiyorlardı. Bunların işte ürün yerleştirme adı altında o videoların içerisine yerleştiriyorlardı. Zaten bunlar, özellikle bu kurum ve kuruluşlar geçmişte de bunları yapıyorlardı. Zaten onlar reklam adı altında bu fenomenlerle, YouTuber'larla çalıştıkları için zaten bu reklam verirlerken onların zaten vergileri kesilmiş oluyor efendim. Dolayısıyla onlar ekstradan tekrardan bir işte vergi vereyim ödeyeyim ya da kayıt dışı ekonomi gibi sorunlar söz konusu olmayacak. Zaten onlardan kesinti otomatikman o para çıktısı o işletmeden çıktığı için vergi zaten kesilmiş oluyordu. Peki, son olarak da bir artık verginin dışında ama yeni bir kullanıcı sözleşmesi Yayınlandı. Siz de bahsedeceksiniz birazdan. Orada çocuklara yönelik içeriklere yönelik önemli bir kural var. Nedir bunun ayrıntıları? Evet, özellikle 10 Aralık itibariyle sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz kullanıcı sözleşmesinde bir değişikliğe gidildi. Çünkü YouTube çok fazla çocuk ihlali, çocuk istismarıyla yönelik videoların paylaşıldığından dolayı Amerika'da yüklü miktarda bir ceza kesilmişti biliyorsunuz. Şimdi bu da 10 Aralık'tan itibaren artık videolarınızı yüklerken size soruyor Gökhan Bey. Diyor ki bu içerik çocuklara uygun mu değil mi? Çünkü artık çocuklara uygun içeriklere, sadece çocukların uygulayacağı, izleyeceği içeriklere kesinlikle reklam geliri elde edilemeyecek bu videolar üzerinden. Dolayısıyla da ne olacak? Bu çocukların çevrimiçi gizliliğini korumuş olacak ve gelecekte de Türkiye'nin de kullanacağı YouTube Kids diye tabir ettiğimiz sadece Gökhan Bey çocukların izleyeceği içerikler uygulama aracılığıyla sunulacak. Ebeveynler çok rahat bir şekilde kontrol sağlayacak ve böylece en azından abuk subuk reklamlar, işte ne bileyim çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini engelleyici reklamlardan tabiri caizse muaf tutulmuş olacak ve daha temiz bir YouTube içeriğini çocuklar izlemeyecek. Olacaklar. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ali Murat Kırık, çok sağ olun. İyi yayınlar. Sayın Ali Murat Kırık'la YouTube'da yeni düzenlemeyi konuştuk. Tabii vergi, YouTube'dan yayın yapanlar ve yıllık 500 bin liranın altına düşmemek kaydıyla gelir elde edenler artık vergiye tabi tutulacak. Zaten konuşulan bir konuydu, artık kesinleşmiş oldu ve başka sorularımız da vardı. Tabii 18 yaş altı yine vergiye tabi tutulacak. Farklı ayrıntılar, hepsini konuştuk. Yeni sözleşmenin detaylarını da bize anlattı Sayın Ali Murat Kırık. Buradan sözü tekrar merkeze bırakalım. Sana ve konuğuna teşekkür ediyoruz ve gündüz kuşağının ilk dilimini noktalıyoruz.